Merhabalar sevgili hanımlar. Irmak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Kağıt ip'ten fiyonklu şapka yapımını sizlerle paylaşacağım. Çok şık, çok güzel bir şapka. Fiyonklu. Fiyonğunu ayrı yapmıyoruz. Şapkanın bütününde örerek devam ediyoruz. Rafiye ip'ten, makrom ip'ten de yapabilirsiniz. Kağıt ipi çile olarak alıyorum, sararak yapıyorum. Sarılmış olarak da satılıyor. Koyu renkli şapka yaptım, hazırladım sizler için. Çok güzel oluyor. Ekranda e, detaylara net gözükmediği için açık renkli iple uygulayacağım. Yapımına başlayalım. Kağıt ipimiz ayracımız 3.5 numaralı tığ kullanıyorum. Sihirli halka yöntemiyle başlıyorum. İki parmağıma doladım. Alttan çekiyorum ipimi. Kenardaki ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sekiz tane sık iğne yapıyorum. Bir, İki üç, dört. 5 6 7 8 Uçtaki ipimi alıyorum. Yavaş bir şekilde çekiyorum. Çok sık çekmeyelim. Kopabilir çünkü ipimiz. başlangıçtaki noktaya batırıyorum yuvaya çift yapıyorum 1 2 dönerek yapıyoruz spiral yöntemiyle ilk sık iğneye işaretimizi koyuyorum burası çok önemli başlangıç noktamız Sayılar çok önemli. Sayılarda bir yanlışlık yaptığımızda tekrar başa dönmek zorunda kalabiliriz. 8 tane sık iğne yaptım. Her yuvaya batarak çift yapıyorum. Sayımız 16 olacak. 1 2 1 2 sıramızı tamamlayalım sıranın sonuna geldim ortası ilk sıra olduğu için açılıyor şöyle elimizde ipimizi biraz daha çekelim işaretimi çıkartıyorum şu başla, ipimizi de alıyorum şöyle gizleyeceğim Şimdi başlangıç noktasına batırıyorum gizliyorum ipimi de bir tek yapıyorum bir işareti koyalım bir tek bir çift yapıyoruz yanındaki yuvaya geldim bir çift. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Bir tek bir çift yapmıştık. Sonu hep çiftle bitiyor. İşaretimi çıkartıyorum. Dördüncü sırada iki tek bir çift yapıyoruz. Bir. bir tek bir çift bir tek bir tek bir çift bu şekilde sıramızı tamamlayalım sıranın sonuna geldim. Son çifti yapıyorum. 1 2 İşareti çıkartıyorum. 5. sırada 3 tek bir çift yapıyoruz. Bir teki yaptım. bir tek yaptım bir iki tek üç tek bir çift üç tek bir çift yaparak tamamlayalım altıncı sıraya geldik burada dört tek bir çift yapıyoruz İşaretimi belirleyeyim. 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek 1 çift 4 tek 1 çift yaparak ilerliyoruz. 7. sırada arttırma yapmadan Devam edelim. Her bitirdiğimizde de elimizde şöyle form verirsek daha güzel olacak. 8. sıraya geldik. 4 tek bir çift yapmıştık. 7. sırada hiç artırma yapmadan devam ettik. 8. sırada 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 tek 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 1 çift. sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. 5 tek bir çift yaparak ilerledik. Son çifti yapıyorum. 1 2 İşareti çıkartıyorum. Şimdi bu sırada arttırma yapmadan ilerliyoruz. bir sıra arttırıyorum bir sıra arttırmadan düz devam ediyoruz bu şekilde 5 tek bir çift yaptık artırma yapmıyorum 6 tek bir çift yapıp bir sıra arttırmıyoruz 7 tek bir çift 8 tek bir çift aralarda arttırmadan 17 santime kadar öreceğim eğer elimiz sıkıysa, toplanıyorsa her sıra artırma yaparak da ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Burada bir ölçüm yapıyorum. 17 buçuk. 17-18 santim yetişkinler için uygun. Çocuk için yapmak istersek 13-14 santim uygun. İpimizin inceliğine, kalınlığına, elimizin sıklığına göre değiştiği için ben 8 tek bir çifte bitirdim. Bu şapkamı kullanırken ip biraz daha inceydi. 9 tek bir çifte bitirdim. Sizde bu 10 tek bir çift, 11 tek bir çifte olabilir. Mantık aynı şekilde saçımızın yoğunluğuna göre, başımızın büyüklüğüne göre de artırmalarımızı bu şekilde yapıp büyütebiliriz. Şimdi şapkamızın çukur kısmını oluşturacağız. Burada bazı arkadaşlar soruyorlar, arttırmadan nasıl yani diye. Şimdi burada her yuvaya tek batıyoruz. İşaretimi koyuyorum. Artık bundan sonra her sırada çıkarmama gerek kalmayacak. Şu kenar kısmını yapacağız. Burada ölçümünü yapıyorum yine. 17 santim yapacağım. Kaşımızın üstüne gelecek şekilde kulağımızın izasına gelene kadar hiç artırmadan dönerek yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şapkamızın birinci bölümü bitti. Kaşımın izasına gelene kadar ördüm. Çukur kısmı oluştu. Şimdi işaretimin olduğu yere kadar geldim artırmalarımızı yapmaya başlayacağız. 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1 tek 2 tek 3 tek 1 çift 3 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. 2 tek 3 tek 1 çift Sıranın sonuna geldim. Burada fiyonk için 56 adet zincir çekiyoruz. Zincirimizi tamamlayalım. 56 adet zincir çektim. Başlangıç noktasına ilk sıraya sık iğne yapıyorum. Her boşluğa sık iğne yaparak sıranın sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. 56 adet zincir çekmiştik. Her zincirin içine sık iğne yaparak devam ediyoruz. 56 tane sık iğne olacak. devam edelim son zinciri sık iğneyi yaptıktan sonra başlangıç noktasına geldim burada arttırma yapıyoruz 4 tek bir çift yapıyoruz 2 tek 3 tek 4 tek bir çift bir çift dört tek bir çift yaparak sıranın sonuna geliyoruz burada zincirlerin de üstünde dört tek bir çift yaparak devam ediyoruz başlangıç noktasına kadar 4 tek bir çift yaparak sıranın sonuna geldim. Son zincirde son çifti yaptım. Burada artık her boşluğa tek batarak üst sıra yapıyoruz. Buraya da işaretimi belirleyeyim. Tek tek batıyoruz. Zincirli kısmına geldiğimizde her boşluğa birer tane yaparak üst sıra ilerleyelim.